Evet, güne acı bir haberle başladık. Maalesef şehitlerimiz var. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 8 asker şehit oldu. 8 askerimiz yaralı. Hayatlarını kaybeden askerlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Ve ailelerine de sabırlar diliyoruz. Üzgünüz, üzüntülüyüz hocam. Allah polisimize, askerimize zeval vermesin. Güç, kuvvet, kudret versin inşallah. Muhsin Bey, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Resulullah. Ya eyyühellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu ve ettekullaha leallekum tüflihun. Ey müminler, sabrediniz, sebat ediniz, kutsal değerlerinizin bekçiliği görevini yapınız. Allah'tan korkun, ihmal etmeyin ki mutluluğa erebilesiniz. Bir ayette iki defa sabrediniz. Düşmanlarınız sizi alt etmek isterler. Sizde metanet gösteriniz. Zaaf ve yılgınlık göstermeyiniz. Sevgili Peygamberimizin zamanında da öyle olmuş. Mesela bakın, bir sahabi geliyor. Ya Resulallah, Abdullah Zülbicadeyn geliyor. Dua etseniz de Allah beni şehit olarak huzuruna alsa. Peygamberimiz dua ediyor. Ya Rabbi, Abdullah Zülbicadeyn'in kanını kafirlere haram kıl. Ya Resulallah, ben öyle demedim. Ben şehit olarak. Yani şehit olmak için illa kafirlerin silahıyla mı ölmen gerekir? Canı gönülden şehit olmak ister. Seferde hummaya yakalanır, vefat eder, yine de şehit olursun. Mesele yok. Kadınlardan da bir Nesibe binti Kâb Hazretleri. Yani nereye baksam Ümmü Umare'yi görüyor. Peygamberimizin korumacılığı görevini yapmıştır. Bir oğlu şehit olmuş. Şehit anası olmakla iftihar ediyor. Bir kolu kesilmiş gazi olmakla iftihar ediyor. Nesibe binti Kâb. Bizim tarihimizde bir nene hatun vardır. Bir şerife bacı vardır. Daha sayamayacağım nice yiğit hanımlar vardır. Ben Çukurca'ya gittim. Devletimizin, milletimizin hizmeti olarak, görevi olarak gittim. Yani hakikaten fedakarlığı gerektiren bir şey. Bu şehit ailelerimize, yani şehitlerimizi tebrik ediyoruz. Yani sevgili Peygamberimize Rabbimiz onları komşu eylesin. Amin, amin. Kederdide hısımlarına sabırlar yağdırsın. Amin. Elbette sabredeceğiz, sebat edeceğiz. Bu vatan bizim. Bu millet bizim. Karşımızda 4 tane zibidi ile savaşmıyoruz. Koca koca kafirler vardır. Elbette zaaf göstermeyeceğiz. Şehit hısımları şunu bilsin ki evlatları 90 yıl çalışsaydı ailelerine sağlayamayacağı, kazandıramayacağı şeyi ailelerine de, milletimize de, devletimize de kazandırmışlardır. O şehitlik mertebesiyle. 78 milyon milletin kalbine girmiştir onlar. Yani insan istemekle de şehit olmuyor. Rabbimizin takdiri, münasip görmesi, Efendimizin zamanında da böyle olmuş. Bu cennet vatan, ecdat yadigarı bu vatan da bize durup dururken gelmemiş. Böyle fedakarlıklar, böyle sabır sebatlar olmuş. O yüzden bize gelmiş. Bugün de görüyoruz ki dünyanın koca kafirleri üzerimize geliyorlar. Yani öyle yılgınlık, zaaf göstermeyeceğimizi onlar da bilsinler.